din ahlakı insanın yaratılışına uygundur. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Rum Suresi 30 Allah yarattığı insanın yapısını elbette ki en iyi bilendir. Dolayısıyla insanların neye ihtiyaçları olduğunu ve bunları nasıl sağlayacağını en iyi o bilir. İnsanın fiziksel yapısını korumasından psikolojik olarak nasıl sağlıklı olacağına ve sosyal hayatın en mutlu, huzurlu şekline kadar en güzel sistemi Allah belirler. Örneğin insan yaratılışı gereği merhametten, sevgiden, şefkatten ve güzel ahlakın her şeklinden hoşlanır. Kendisine hep bu şekilde davranılmasını bekler. Zulümden, ahlaksızlıktan ve kötülüğün her türlüsünden nefret eder ve kaçınır. Böyle hissetmesi Allah'ın dilemesiyledir. Allah insanın fıtratını, vicdanını bu şekilde yarattığı için insan güzellikten hoşlanıp kötülükten kaçınır. Allah'ın Kur'an'da emrettiği temel ahlak özellikleri merhametli, şefkatli, adaletli, güvenilir, dürüst, mütevazi bir insan olmak ve zulümden, haksızlıktan, kötülükten sakınmaktır. Diğer bir deyişle Allah'ın gönderdiği İslam dininin insandan istedikleriyle insanların doğal olarak yaşamak istedikleri anahtar ve onun açtığı kilit gibi birbirine tam bir uyum halindedir. Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle haber vermektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen bir hanif olarak dine Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Rum Suresi 30 İnsanlar Allah'ın indirdiği ayetleri uygulamadıkları sürece kendilerine zulmetmiş olurlar. Çünkü yaratılışlarına uygun olan davranışı ahlakı göstermeyerek kendi yapılarına ters düşen bir tutum sergilerler. Bu da hem vicdanen rahatsız olmaları hem de başka insanları rahatsız etmeleriyle sonuçlanır. Ayette bildirildiği gibi kendi kendilerine zulmetmiş olurlar. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Yunus Suresi 44. Unutulmamalıdır ki İslam ahlakı ancak samimi olarak içten gelen bir istekle, gönülden yaşanabilir ve Allah böyle bir imanı makbul göreceğini bildirir. Zorla yaşatılan din ahlakı Allah katında geçerli olmadığı gibi Kur'an'da münafık olarak isimlendirilen iki yüzlü insanların çoğalmasına neden olur. Bu da topluma zararlı olacak bir yapının oluşması demektir. Allah din adına insanların zorlanmamasını emretmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tavutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Bakara Suresi 256 Dolayısıyla İslam dini hiçbir alanda insanların üzerinde bir baskı oluşturmadığı gibi insanlara gerçek fikir ve vicdan özgürlüğünü kazandırır. Kur'an ahlakının gereği olan güzel ahlakı yaşayan insan hiçbir şekilde kısıtlanmaz. Aklen ve kalben inançları doğrultusunda yaşadığı için her zaman huzurlu, rahat ve mutlu olur. Din ahlakını yaşamayan insanlar ise müminlerin özgürlüğüne sahip olamazlar. Çünkü topluma yerleşmiş birçok batıl kural ve inanç vardır. Dinin değerleriyle yaşamayan toplumlar kendi kendilerine çok sayıda yanlış değer ve ölçü koyar, tabular oluşturur ve Allah'ın verdiği özgürlükleri kendi elleriyle kısıtlarlar. İşte din ahlakından uzak olan insanlar hem toplumun cahil kuralları, hem etrafındaki insanların yaptırımları, hem de kendi kendilerine koydukları geçersiz prensipler nedeniyle manevi hürriyetten yoksun kalırlar. İnsanı etrafındaki toplumdan daha da büyük bir baskı altına alan güç ise nefsindeki bencil tutkulardır. Bu bencil tutkular insana sürekli huzursuzluk verir. Daimi bir güvensizlik ve gelecek korkusu aşılar. İnsan nefsindeki bu negatif güç nedeniyle sonu gelmeyen bir tutku ve hırs içinde boğuşur. Nefsi ona sürekli daha fazla mal biriktirmesini, daha fazla para kazanmasını, kendisini insanlara beğendirmek için daha fazla çabalamasını emreder. Oysa bu tutkuların tatmin edilmesi mümkün değildir. Zengin olmak büyük bir tutkudur. Ancak bu tatmin edildiğinde yeni tutkular gelecektir. Kısacası dünyaya yönelik yaşanan tüm hırslar kısır bir döngü içindedir. İşte insan bu cahiliye sisteminden ancak Allah'a iman edip hayatını ona teslim etmekle kurtulur. Allah bu konuda Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah bulanlardır. Haşr suresi 9 İnsan bu tutkuların esiri olmaktan kurtulduğunda özgürleşir. Artık onun yaşamının amacı söz konusu sonu gelmez tutkuları tatmin etmek değildir. Yaşamanın amacı yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır ki insan zaten bunun için yaratılmıştır. Gerçek özgürlük işte budur. Allah'a kul olmak, ve böylece Allah'ın dışındaki her şeyden özgürleşmek. Bu nedenledir ki İmran'ın karısı Kur'an'da bildirilen şu duayı etmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim karnımda olanı her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak sana adadım. Benden kabul et. Şüphesiz işiten, bilen sensin, sen. Ali İmran Suresi 35 Aynı nedenle Hz. İbrahim Aleyhisselam ayette bildirildiği gibi babasına şöyle demiştir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun? Meryem Suresi 42 Allah'ın insanları elçi olarak gönderdiği Resuller, tarih boyunca insanların nefislerindeki tutkulara ya da başka insanlara kul olmaktan kurtulmaya ve yalnızca Allah'a kul olmaya davet etmişlerdir. İnsanlar, yaratılış amaçlarına aykırı olan bu sapkınlıklardan kurtulduklarında felah bulurlar. İşte bu nedenledir ki Kur'an'da Resul müminlerin ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirlerini indiren kişi olarak tarif edilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları, ümmi haber getirici nebi olan elçiye, Resul'e uyarlar. O onlara marufu, iyiliği emrediyor. Münkeri, kötülüğü yasaklıyor. Temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşa erenler bunlardır. Araf suresi 157. İslam'ın insan fıtratına uygun olmasının bir diğer sebebi kolay olmasıdır. Allah insanın yaratılışına uygun olarak indirdiği dini aynı zamanda yaşanması kolay kılmıştır. Bu gerçek farklı ayetlerde şöyle haber verilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ağır yüklerini sizden hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır. Nisa suresi 28. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bakara suresi 185. Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa onun için güzel bir karşılık vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz. Kehf suresi 88. Bir damla sudan yarattı da onu bir ölçüyle biçme soktu. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Abese suresi 19 20. Bu kolaylık ibadetler içinde de geçerlidir. Allah Ramazan ayında tutulması farz kılınan oruç ibadetiyle ilgili bir ayette şöyle buyurur. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ramazan ayı, insanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahit olursa artık onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi doğru yola ulaştırmasına karşılık Allah'ı büyük tanımanız içindir. Umulur ki şükredersiniz. Bakara suresi 185 İslam, insanın yaratılışına tamamen uygun bir dindir. Çünkü İslam'ı seçip din kılan, insanı da yaratmış olan Allah'tır. Allah yarattığı kullarına zorluk değil kolaylık dilemiş, onların ihtiyaç ve isteklerine en uygun ahlak ve yaşam modeline din kılmıştır. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bugün inkara sapanlar sizin dininizden umut kesmişlerdir. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Maide Suresi 3